Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda çamaşır makinemiz çalışmıyorsa sebepler nelerdir? Ne yapabiliriz? Şimdi arkadaşlar makinelerin çalışmama şekilleri de var. Yani farklı farklı. Mesela makinenin elektriği var fakat yıkamaya geçmiyor. Hiçbir hareket yok. Bir de elektrik yok kısmı var. Bu ikisi farklı. Mesela makinenin başlama düğmesine bastınız. Makine açıldı. Sıkıntı yok. Ancak makine çalışmıyor. Neden çalışmaz? İşte bu kapağın kilidi var. Bu kısma giriyor bu kilit ve buradan komut yolluyor makineye. Ben kapandım. Ortam güvenli. Hadi çalıştır. Bu kapakla ilgili bir sorun varsa makinenizde çalışmaz. Yani kapak tam yerine oturmuyorsa, tam yerine oturuyor olsa bile bu kilit kısmında bir arıza varsa, ne bileyim işte algılamıyorsa kilidi ve komut yollayamıyorsa bu tarz arızalarla uğraşırsınız. Çözümüne burayı sökerek yeni bir kilit alıp değiştirmek. Conta kısmından da sökebilirsiniz. Üst taraftaki kısmı da kaldırarak bu işlemi yapabilirsiniz ama yani bunları da ilgili çok fazla sakıncalı durum var. Elinizden gelmiyorsa hiç ellemeyin çünkü piyasadan aldığınız kilitler bozuk çıkabilir. Mesela makinenin açma kapama tuşuna bastınız. Hiçbir şekilde makinenize elektrik gelmiyor. Akla ilk gelecek yer kablosu. Yani kabloda bir sıkıntı olabilir. Prize takılı olan kabloda. Ondan sonra belki prizinizde bir sorun vardır. Belki ana tesisatta bir sorun vardır. Bunları elemek lazım. Bunun için de elektrikçi lazım. Gelecek, bakacak, kontrol edecek. Oralarda bir sorun yoksa makinenin içerisinde sigorta kaynaklı bir sıkıntı olabilir. Yine bunlar sizi aşans şeyler. Yani siz derken hepimiz aşıyor. Makine garantili ise özellikle bunları açarak tamir etmeye çalışmayın. Servisi çağırın, gelsin baksınlar. Olabilir yani. Bu tarz sorunların başka nedenleri de var tabii ki. Mesela makineniz su almıyorsa, suyu hiçbir şekilde çekmiyorsa bu da çalışmamasına neden olur. Bunu da kanalımızda videolar çekerek yayınladık. Makinenin arka kısmında bir tane şebeke suyunun geldiği hortum var. Bu hortum tıkanmıştır. İşte filtreleri falan var. Bundan temizliğini, bakımını iyi yapmanız lazım. Bunları da yaparsanız makineniz hani suyu çeker. Suyu çekmeyince ne olacak makine çalışmayacak. Bu kadar basit. Bir de mesela açma kapama tuşumuz var. Bu tuş basmıyor da olabilir. Yani siz bastığınızı zannediyorsunuzdur ama o tuş aslında çalışmıyordur. Görevini yerine getirmiyordur ya da tuş hiçbir şekilde hareket etmiyordur. Bu da bir sıkıntı. Dokunmatiklerde de problem olabiliyor bazen işte nemleniyor su damlaları falan oluşuyor başka bir tuş basılıymış gibi algılıyor makine ve çalışmıyor çünkü iki tuşa aynı anda basılmış gibi oluyor bunları da kontrol edin güzelce silin makineniz eğer dokunmatikse yüzeyini güzelce temizleyin ondan sonra tekrar deneyin çalışmıyorsa işte diğer seçenekleri göz önüne almanız gerekiyor Son olarak makinenizin dönmesini sağlayan yani kazanı çeviren bir motor var. Bu motorun da kömürleri var. Kullanıma göre bu kömürlerin ömrü de değişiyor. 5 yıl, 10 yıl, 15 yıla kadar da uzayabiliyor. Kömürler bitmiştir. Kömürlerin değiştirilmesi lazım. Bunun için de makinenizi sökmeniz lazım. Üst kısmından kapağı çıkarıp işte ters çevireceksiniz, yatıracaksınız. Motora erişip kömürleri bulup çıkarıp değiştireceksiniz. Zahmetli bir iş, yorucu bir iş. Yani servis de çağrılabilir, tamirci da bunu yapabilir. Elinizden gelmiyorsa kesinlikle elinizi vurmayın. Böyle durumlarda kazan kesinlikle hiç dönmez. Videomu burada son verirken kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.